şeye ağlayan çocuğa buna da ağlanır mı demek yanlış mıdır? Şimdi buna da ağlanır mı? Normalde verdiğimiz mesaj aslında bu küçük bir şey ağlamaya değmez, üzülmene değmez. Senin üzülmene ben üzülüyorum. Bu gerçekten küçük bir şey. Bunu anla mesajı veriyoruz çocuğa. Ama gizli mesajı ne olabilir bunun? Buna ağlanır mı dediğimizde çocuğun duygusunu, hangi duyguyu? Üzülmeyi bastırıyoruz. Yok sayıyoruz. Çocuk diyor ki buna ağlanır mı? O zaman ya ben üzülünce annem babam buna ağlanır mı diyor. Üzüntümü ifade edemiyorum. Ben ne zaman üzülsem annem babam buna üzülünür mü diyor. Ben üzüntümü ifade edemiyorum. Ve çocuk da bilmiyor hangisi mantıklı, hangisi mantıksız bilmiyor o yaşta. O zaman ne yapıyor? O zaman diyor ben duygularımı şimdi söylemeyi bırakayım. Çünkü annem babam üzülünce hemen beni susturuyor diyor. Yani gizli mesaj ne? Senin duyguların şu anda önemli değil. Duygularını bana ifade etme mesajı olarak çocuk algılayabiliyor. Şey olur mu? Yetişkinlerden örnek verelim. Arkadaşımın eşi arabayla çukura giriyor bir tane. Arabanın da aksı böyle kırılıyor. Hemen eşini arıyor, başlıyor ağlamaya. Adam diyor ki ya buna ağlanır mı? Yani gideriz, tamir ettiririz, bir şey olur. Ya o an korkmuştur. Kendini yetersiz hissetmiştir. Ben onu nasıl görmedim demiştir. Şimdi ona bunu ağlanır mı demek mantıklı mı? Mantıksız. Biz yetişkinlerde bile mantıksız. Ki çocuklar daha 7 yaşından önce soyut düşünce gelişmediği için daha da şey, daha da sıkıntılı. Anne ve babaların çocuklarına dediği bir kelime var. Sana değil çevreme güvenmiyorum. O yani söz ne anlama geliyor? O söz şu anlama gelir. Sana değil çevrene güvenmiyorum. Şimdi onu çok duyuyoruz biz. Mesela çevreye güvenmeyerek çocuğumuza gelecek bir zarardan bahsedin. Benim çocuğum 13 yaşında. Arkadaşı da dedi ki al sigara iç. İkinci arkadaşı da sigara iç. Üçüncü arkadaşı sigara iç dedi. Sigara sağlığa zararlı. Doğru mu? İçmemesi lazım. Ben çocuğumda bu bilinci oluşturursam çocuğum ne der? Hepiniz de bana sigara teklif etseniz ben içmem. Diyelim ki siz hepiniz bana banka soymayı teklif ettiniz. Bir şey fark eder mi? Ben derim ki ben banka soymam derim. O zaman aslında çocuğa şu mesajı veriyoruz. Arkadaşların böyle olsa da sen onların karşısında dik duramazsın. Onlar o kadar ikna eder ki sen boyun eğersin mesajı veriyoruz. Öyle değil mi? Ama arkadaşların ne söylerse söylesin, sen kendin dik durabilirsin mesajı verdiğimiz an çocukta bir özgüven gelişiyor. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tahmin ettim zaten parmak dediğim kesin soru var. Şöyle oldu. Benim lisede başıma geldi bu olay. Bazı durumlarda bu şekilde hani dik duramıyorsunuz. Yani arkadaşınız mesela sigara içmeyi örnek veriyorum. Zorunlu hale getirtmeye çalışıyor. Zorluyor evet. Sizi yani. Onu ekleyecektim. Program uzamasın diye eklemedim. Özellikle ergenlerde anne baba kabulü zayıflar. Bu arada haftaya konumuz ergenlik. Güzel bir konu değil mi? Anne baba kabulü zayıflar. Arkadaş kabulü artar. Ergenlikte bir iki kişi bunu teklif ediyorsa sıkıntı olmaz. Ama benim bulunduğum sosyal ortamda bu bir normsa direnmem biraz zorlaşır. Onun için zaten arkadaşları yani çocuğunuzun arkadaşları önemli tabii ki. Ama yani bir iki kişi ise ve ben güçlü değerler oluşturduysam çocuğumda direnebilir ama sosyal norm oysa direnmek biraz zor olur. Var mı başkası? Buyurun. Hocam çocuğumuzun kendi başına halletmesi gereken bir sorunla karşılaştığında ona ben inanıyorum ki sen bu meseleyi kendin halledebilirsin, o kadar güçlüsün diye motive etmek uygun mudur? O kadar güçlüsün. Halledemezse güçsüz olacak.
Değil mi? Etiketlemeden çok bahsetmiştim. Zeki kızım, akıllı kızım, yetenekli kızım. Etiket yapıştırdığımız an etiketin hakkını vermezse, mesela anne babalar diyor, erkekler ağlamaz. Ben şunu yakında şunu duydum. Ahmet çok güçlü. Bak ağlamadı. Yere düşüyor çocuk, ağlamıyor. İşte babası bak Ahmet ne kadar güçlü, ağlamadı. Hem duyguyu bastırıyor, hem de ben sürekli güçlü olmak zorundayım baskısı yaratıyor çocukta. Değil mi? Onun için ben inanıyorum, yapabilirsin, gizli bir yüksek beklenti yükleyebilir. Örneğin derslerinde çok başarısız, çalışmakta isteksiz. Bu durumda bu cümle daha da tehlikeli. Çünkü zaten yapamıyor. Yapabildiği durumlara bakalım. Gerçekten %100 eminiz ki çocuk yapabiliyor. Ben de diyorum ki ben inanıyorum sen yapabilirsin. Tamam mı? Ben inanıyorum sen yapabilirsin diyorum. Ve çocuk gerçekten yapabiliyor. Ama yapmak istemiyor. Daha önceki programlarda söylemiştim. Bir çocuk çok becerikli olsa bile yapamayacağını düşünüyorsa bunun sebebi şudur. Özgüven düşüklüğü yani. Bunun sebebi şudur. Daha önceki başarıları nasıl elde ettiğinin farkında değildir. Daha önceki başarıları kendisine değil, yaptıklarına değil, dış süreçlere bağlıyordur. Bunu yenebilmeniz için çocuklarda daha önce başarılı olduğun durumlar ne? Aynı durumlar, 4-5 tane seçtirirsiniz. Neler yaptın da buraya geldin? Kullandığı mekanizmaların farkına vardırtırsınız. O mekanizmaları kullanarak bunu tekrarlayabileceğini söylersiniz. Ve gerçekten çok daha önce çok başarı göstermiş insanlar bile özgüveni düşükse başaramayacağını düşünüyor. Sürekli başaramayacağını düşünüyor. Onun için yöntemlerinin farkına vardırmanız gerekecek. Evet. Peki hocam, erkek dediğini çağlar mı? Ağlarsan işte sen çok çirkin bir kız olursun gibi söylemleri söylemiştiniz. Peki evet. O söylemleri söylemek tehlikeli mi? Tabii. Neden? Birçok açıdan tehlikeli. O kadar çok açıdan tehlikeli ki. Bir defa çirkin olursun güzellik baskısı yapıyorum. Değil mi? İmaj kaygısı yaratıyorum. Doğru. Ama şu anda da hocam sosyal medyada biliyorsunuz bayağı bir güzellik şeyleri var. Güzellik şeyleri var ama etkiliyor. İmaj baskısı ergenlerin üzerinde çok büyük imaj baskısı var. Evet. Bir defa imaj baskısı yaratıyorsunuz. İkincisi ağlarsa ağlamayı bastırıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Çocuklar için bazı isim takanlar da oluyor. Mesela bir arkadaşım var. Yeğenine porsuk diyor mesela. Evet. Ne kadar yanlış değil mi? Onu düzeltmesi gerekiyor ki imaj kaygısı oluşmasın çocukta sonra. Bazen seminerlerde anlatıyorum bunları ben. Hocam o zaman çocuklarla konuşmayalım diyorlar. Aslında olayın özü şu. Çocuğa bir şey vermeye çalışmazsak, onu şekillendirmeye çalışmazsak, olduğu gibi kabul edip anlamaya çalışırsak bu söylemlere zaten gerek kalmıyor. Düşünce yapımızı değiştirince otomatikman değişiyor.